Biz, üç belgeselci, kayboldu sanılan bizi bulmak için yola koyulduk. Ağrı eteklerinden Makedonya boylarına, Mezopotamya yaylasından Abdallar coğrafyasına kadar gezdik. Bizi biz yapan o ortak duyguları bazen bir Balkan havasında, bazen bir dengbej avlusunda, kah bir Eren sofrasında, kah bir Kuzey horonunda bulduk. Sevince de, kedere de ortak olduk. Ve biz denen bu eşsiz gökkuşağına coşkuyla selam durduk. Burası Mardin, hoş geldiniz. İleride Ulu Cami var, Mardin'in en büyük camisi. Türkiye'de üçüncü uzunlukta minare. Minaresi iki tane olmaktan dolayıdır. Biri şimşekten dolayı yıkıldı, diğeri ise sapasağlam. İçinde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı şerif var. Sıttı Radyo Medresesi'nde de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izi var. Evet, Mehmet'in söylediği gibi kültür yolcuları bu sefer Medeniyetler Beşiği Mardin'de. Mardin'deyiz. Coşkun Aral, Nebil Özgen Türk ve ben Can Dündar. Sizlere bu bütün kültürlerin yoğrulduğu, dinlerin, dillerin zaman zaman çatışıp sıkça barıştığı, barış içinde bir arada yaşadığı bu kardeşlik kentinde kardeş türkülerle birlikte gezeceğiz. Bu kent çok sürgün yedi. Aynı zamanda birçok kültürün de sürgün verdiği bir yer oldu. Size onları anlatacağız. Onların içinde de en çok Süryanilerden bahsedeceğiz. Neden göçtüler, şimdi nasıl geri geliyorlar, onlardan söz edeceğiz. Mardin'de Süryanilerle yolculuğumuza başlıyoruz. Benim beşiğimde açarlar ipeğin ve hayatın, baharatın ve ölümün, ketenin ve tütünün, sırrının kundağını. Ben, bedenini kaleler üzerine imar etmiş Mardin kenti. Ben, taşın ve inancın şiiriyim. Ben, Mardin'im çünkü. Bu kent çok hırpalandı ama hep ayakta kaldı. Çokça karanlık yaşandı, ışığı yok olmadı. Sesini kıstılar, çok sesli olmaya devam etti. Hoyrat ellerin tek bir renge odaklandığı oldu, gökkuşağı direndi. Zamanın ruhu dediler, zamane inşaatlar yükselttiler, zaman duygusunu öldüremediler bu kentte. Yolundan, yoldan uzaklaştırılmak istendi.
O bir İpek Yolu kentiydi. Çok harp gördü, çok darp geçirdi. Çetin ve sert de hayat orada. Ama barış hep burada, bu kentte anlam kazandı daha çok. Kokunun, yaşanmışlığın, uygarlıkların sindiği yapılara taş dediler. Yıkıp kırdılar bazen. Kalan taşlar selam vermeye devam etti. Sırrını, görkemini yine sürdürdü. Dört bir yandan kadim bir kent hülyasıyla gelenler hayal kırıklığı yaşasalar da eski bir dostu görmenin sevincini tattılar yine. Edip Cansever'in şiirindeki gibi çocukluğunu güle oynaya bu kentte geçirenler nereye gitseler hiçbir yere götürmediler çocukluğunu. İlk ayak bastığında bu kente sevgiyle bağlananlar aşkla kaldılar. Mardin, asırlar boyu ışığın, zamanın, sesin, ilahilerin, rengin, kardeş hayallerin kenti oldu hep. Ve hep çok sevildi, çok özlendi. Bizi bize anlattı. Bir çocuk gibi korunması gereken bir kent olarak gelip geçti. Antep, Urfa derken Viranşehir ve derken kardeşler şehri Mardin'e varırsınız. İlk adı Erdobe, son adı Mardin'de bir dağ, bir ova, bir kale karşılar sizi. Her sokağında, her köşe başında baharlı kışlı bir geçmiş, kozmopolit bir zenginlik. Doğu Roma İmparatorluğundan kalıntılar bekler sizi. İskender'in geçtiği bölgedir. Taşların en alasına, en sarısına burada rastlarsınız. Hem çöle benzer, hem denize Mardin. Gündüz mezarlık gibi görünür, gece gerdanlık gibidir. Kızılın bin bir tonu dolaşır kale burçlarının üzerinde. Hanları, kervansarayları hala durur yerli yerinde. Güneşe açılan tünelli taş sokaklara Abbara denir Mardin'de. Abbaralardan birinde durup geniş avlulu yapılardan girerek ahşap parmaklıklara varınca bir pencereden baktığınızda Suriye'nin uzak ışıklarını da görürsünüz. Mezopotamya panoramasını da. Mardin'de büyümüş, Mardin'de gözyaşı dökmüş ve her Mardinli gibi aşkla bağlanmış Murat Anmungan'dan şu satırlar dökülür kente dair. Mardin oldukça yüksek bir dağın üstünde gökyüzüne komşu oturur. İnsanı kainat konusunda daha duyarlı yapıyor. Kainatın seslerine açık oldu kulaklarım hep. Ruhi arınmaya bu yüzden kıymet verdim. Kıymetlidir sahiden Mardin. Pek çok özelliğiyle dünyanın da göz bebeğidir. UNESCO'nun kültür mirası kabul edip koruması altına aldığı Venedik'le birlikte sit alanı ilan edilen iki şehirden biridir. Kudüs ve Venedik'le birlikte dünyanın üç açık kent müzesinden biridir ayrıca. Ve bölgenin bir başka şansı ki Midyat'tır. Mardin'in ikizidir. Mardin ve Midyat kem gözle bakmaz birbirine. Her ikisi de iyi davranmayı bekler durur insanlıktan. Mardin'de, Midyat'ta, Toledo ya da Brüj olabilecekken Kumburgaz ya da Kuşadası'na benzemek istemez. Mardin çok kültürlü bir kenttir. Ve bu etnik mozaiği dostun da düşmanın da dikkatini çeker. Geçmiş zamanlarda da, bu zamanlarda da birbirinden farklı etnik kimlikler yaşar durur Mardin'de. Farklı kültürler Mardinlilik potasında eritilir. Kültür çatışması da vardır, kaynaşması da. Çan ve ezan sesi kelimenin tam anlamıyla birbirine karışır bu kentte. İlahilerin çokça yakıştığı bir kenttir. Camiler, kiliseler, havralar omuz omuzadır sanki. Mardin'de Kürt halayına da rastlarsınız, Arap dansına da, Ermeni ve Süryani folklorüne de, Karadeniz horonuna da. Ya da bir Yezidi düğününde damatla gelinin çifte telli oynamasına da. Sümerler, Urartular, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı birçok dil ve din, gelenek ve görenek bu büyülü şehirde kesişmiştir.
Bugün çok dilli olduğu gibi asırlarca da Türkçe, Arapça, Kürtçe, Süryanice, Aramice, Ermenice ve Rumca da konuşulmuştur bu kentte. Ve Midyat'ta Mor Gabriel Manastırı, Mardin'de Dairuz Zafaran Manastırı, yeryüzünün dört bir yanından ziyaretçi bekler. Bu yanıyla kardeşliğin başkenti olabilecek nadir kentlerden biridir. Toprağın ve denizin sınırları yoktur derler. Gönül işte bu kardeşliği arar. Yıllar boyunca uyumsuzlukları, çatışmaları, göçleri, acıları, sürgünleri yaşadığı için arar durur. Ve yaralar kapanmadığı için insan kardeşliğine ihtiyaç duyar. Mardin'den Midyat'a doğru 50 kilometre gittiğinizde Kıllıt köyü karşılıyor sizi. Kıllıt, Süryanice azalan anlamına geliyor. Bu terk edilmiş evler ve o evlerin oyulmuş gözler gibi sokağa bakan boş pencereleri burada azalanın ne olduğunu anlatıyor bize. Azalan, bu toprakların kadim halkı Süryaniler. Azalan, onların zanaati, yaşamı, kültürü. Azalan, bütün renkleriyle insan. Mardin gibi Kıllıt'ta yaşayan canlı bir Süryani mekanıymış bir zamanlar. Sonra kah yoksulluk, kah savaş, kah baskılar göçe zorlamış Süryanileri. ...93'te, 94'te terörün en yoğun olduğu dönemde geldim. Daha doğrusu korkunun en çok hakim olduğu dönemde geldim. Kardeşim de burada yakınlarda Estel'de öğretmenlik yapıyordu. O vesileyle dolaştığımda bir tarafta boş köyler, terk edilmiş köyler... ...ama bir de hoş olmayan manzaralarla karşı karşıya kalıyorduk. Hakikaten ilk kez bu bölgede cesetlerle karşılaştım. Çürümüş cesetlerle. İnsan cesetleri, hayvan cesetleri falan. Çok kaotik bir dönemdi. Şimdi biz Ankara'dan, İstanbul'dan kardeş toplumlar diyoruz ama burada çok güzel bir açıklama getiriyorlar. Ya kardeşlerle savaşır diyorlar. Burada baktığınız zaman kan davaları kardeşler arasında oluyor. Kabil kabil. Hani bununla ilgili işte bugün gelişmiş toplumlarda daha farklı hukuk yaptırımlarıyla o kardeşlerin de birbirine düşmemesi sağlanıyor. Sağ ama ya. Ne yazık ki. Çok etkileyici ama değil mi Nevi? Çok çok etkileyici. Yani hakikaten sanki geleceklerini görmüşler gibi köyün de adını Kıllıt koyunca daha da etkili. Yani ve de çok muhteşem mimarisi var. Ben ondan da etkilendim. Yani keşke burada insan dokusu devam etseydi, muhteşem olurdu ve keşke gelseler. 21. yüzyıl boy verdiğinde geride sadece yılkı atları ve 3 Süryani aile kalmış. Sami, Mor Yuanna Kilisesi'ne ve bahçesindeki ata mezarlarına bakarak geçimini sağlıyor. Herkes giderken o, vize alamadığından... Annesiyle birlikte orada kalmış. Akrabaların adları kapı zillerinde değil, mezar taşlarında yazıyor. Göç 50'lerde 60'larda başladı. İmkansızlıklardan dolayı. Çoğunluk yurt dışına göç etti. Yaklaşık İsveç'te şu an 1000'e yakın ailemiz var. Diğer Avrupa ülkeleri hariç.
Şu an 20 haneyiz, 3'ü yerli, 3 tane Süryani aile var. Gerisi Arap ve Kürt. Bugün sadece mezar taşları üstünde rastlanan Süryanice, dünyanın en eski dillerinden biri. İsa peygamberin konuştuğu dil. Süryani halkı da tarihin bilinen en eski yaşam alanlarından olan Mezopotamya'nın 5000 yıllık ev sahiplerinden biri. Irak ve İran'da onlara Asuriler deniyor. Hindistan'daki adları Kenanlılar. Suriye ve Türkiye'de ise Süryaniler diye tanınıyorlar. Mezopotamya kültürünü Hristiyanlıkla yoğurup orta çağlar boyunca Avrasya'ya hükmetmişler. Ancak 20. asrın ortalarından itibaren dalga dalga ata topraklarından sökülüp Avrupa'ya savrulmuşlar. Bugün sadece İsveç'te 120 bin Süryani yaşıyor. Kiliselerde, düğünlerde, taziye törenlerinde, futbol takımlarında buluşuyorlar. Coşkun onların peşinden Mardin'den İsveç'e gitti. İsveç'teki çoğu Süryani gibi John'un ailesi de Midyat'tan gelip Avrupa'ya yerleşmiş. John Hollanda'da büyümüş. Şimdi 5 milyonluk dünya Süryanilerinin başında. Ata toprağı Mardin'e ilkin 2004'te gelmiş ve çok etkilenmiş. Türkiye'yi terk eden, Avrupa'ya yerleşen Süryanilerin İsveç'te izlerini bulduk. Farklı kişilerle görüşmeye devam ediyoruz. Şu anda Dünya Süryaniler Birliği'nin temsilcisi arkadaşımız John'la beraberiz. I mean, Turkey is one of the few countries in the world that has an extremely rich cultural heritage. It has a beautiful mosaic of ethnicities, languages, religions. I mean, this the Turkish nation should embrace, especially the media and the state, and it should encourage that all citizens learn more about each other, to even learn each other's languages, to speak them. They should learn to appreciate each other and to respect each other in order to coexist peacefully together as neighbors. And this is all we want. Süryanilerle birlikte göçen, azalan, kaybolan sadece bir halk, bir kültür, bir dil ve onun şarkıları değil. Aynı zamanda telkarcılık, taş işçiliği, basmacılık, bağcılık, şarapçılık gibi zanaatler ve bunları yapan zanaatkarlar. Supi Usta son telkarcılardan biri. Yeni ustalar yetişmediğinden ve sahte ürünler yüzünden bu asırlık el sanatının can çekişmesine üzülüyor. Uzakdoğu'dan getiriyorlar, döküm getiriyorlar. Kalıp olarak mı geliyor? Kalıp olarak. Ondan sonra diyor ki Mardin telkarisi. İlgilenen yok, ceza veren yok. Ya 5000 yıllık el sanatı dünya duysa bunu, bu sanatı hala da yaşatıyoruz. Ne demek ya? Her ne kadar her şey bitti dense de bazı şeylerin yeniden başladığına inananlar da var Mardin'de. Bölgede silahlar susar gibi olunca ve 2001'de Ecevit hükümeti Süryanilerin tüm haklarının devlet güvencesi altında olduğunu bir genelgeyle duyurunca geri göç de başlamış yavaş yavaş. İlk gelenler bölgeye lüks konutlar dikmişler. 13 aileyle birlikte İsviçre'den dönüp yıllar önce terk ettikleri El Beğendi köyüne muhtar olan Aziz Demir onlardan biri. Bu vatan hasreti bizi buraya çekmiş oldu. Umudumuz biz Süryani halkı bu bölgedeki kendi vatanına dönmesi, kendi
kültürüne, kendi tarihine. Çünkü yani bugün Avrupa'da, diasporada ne kadar yaşamakta olsak, ne kadar güzel hayatımız da olsa orada bir tarih yaratamayız. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devlet desteğiyle yeni bir kilisenin yapımı da yine Süryanilere kısmet oldu. 2015 başındaki bir toplantıda Yeşilköy'de devletin tahsis edeceği arazi üzerine Süryani cemaatinin kilise yapması kararlaştırıldı. Bunlar olumlu işaretler. Şimdi Ankara Mimarlar Odası'nın projesi gerçekleşirse Kıllık'ta yeniden hayata dönecek. Bölgede terk edilmiş evler restore edilecek, köyde yeniden ışıklar yanacak, yine çocuklar oynayacak. Ve asırlarca dünya Süryanilerinin patriklik merkezi olan Darülzafaran Manastırı da eski cemaatine kavuşacak. Evet, şimdi de Türkiye'deki Süryani cemaatinin çok özel önem verdiği, kutsal saydığı topraklardayız. Darülzafaran Manastırı'ndayız. Konuğumuz Türkiye Süryani Cemaatinin ruhani lideri Mardin Diyarbakır Metropoliti Sayın Saliba Özben. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında hoş biz geldiniz. Hoş geldik ama. Yani hoş geldik. Hepimiz hoş geldik. Bize bu bölgeyi, bu atmosferi önce anlatsanız, sonra sorularımızı arka arkaya sorsak. Manastırın 13. yüzyıldan itibaren 20. yüzyıla kadar patriklik merkezinin oluşu bölge Süryaniler ve dünya Süryaniler için çok apayrı bir yere sahip oldu. Son zamanlarda tabii ki manastır çok yönlü bir hizmet içinde. Manastır rahiplerin, rahibelerin, öğrencilerin mekanı, uğrak yeri, Süryanilerin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geri dönüş yapmak üzere veyahut da ziyaret yapmak üzere geldiği, uğradığı bir uğrak yeri. Daha sonra özellikle Türkiye çapından, İstanbul'dan tutun ta Hakkari'ye kadar uzanan bir lokal, yerli turist kitlesinin uğrak yeri. Süryani topluluğunu bir arada tutan, cemaati bir arada tutan biraz sizin kişiliğinizde Süryani Kilisesi gibi görünüyor. Kilise etrafında bir cemaat olarak aslında yaşam sürdü. 1900'lere kadar öyle sürdü. Daha sonra işte siyasal akımlar ortaya çıktı. Milliyetçilik anlamında ortaya çıktı. Ama daha önce biliyorsunuz hep kilise etrafında toplanmış bir topluluk halinde yaşıyordu. Tabii kilise, özellikle Süryani Kilisesi mezheplere bölünce halk olarak da zayıfladı. 20. yüzyıla kadar merkez dediniz, patriklik merkezi. Sonra bir sürgün söz konusu galiba, değil mi? Yani tabii Türkiye Cumhuriyeti yeni kuruldu. Şartlar değişiyor. Bildik işte ekonomik, siyasal, işte kültürel büyük bir değişimden sonra maalesef patrikhane buradan gidiyor. Buradan intikal ediyor. Sürülme diyebilir miyiz? Yani herhalde dikkatli tabii insan, tabii hayır yani rahatız bu konuda. Zaten bölgemizin, insanlarımızın, Türkiye'mizin, ülkemizin bence dimdik ayakta kalması için bunlara ihtiyacımız var. Biz bize konuşarak, biz bize eleştirilerde bulunarak bunları, bazı şeyler eksikleri gidermede bence büyük bir rolü olur. Tabii dediğim gibi Türkiye şartları, o zamanki şartlar öyle gerektirdi. Ve Suriye'ye taşındı. Suriye'ye taşındı. Aslında bölgenin Süryanilerden boşaltılması, Süryanileri bölgeyi bırakmasıyla beraber bunlar maalesef ikinci, üçüncü plana itildi. Yani bu tarihi eserler, işte patrikhane, işte Süryani oluşumu buradaki. Ne kadardı nüfus daha önce 20. yüzyıla kadar? Kaç yani, nüfusu vardı Süryanilerin yüzyıl başında diyelim? Yani bölge tabii, bölge Kahire ekseriyeti Süryanilerden oluşuyordu. Özellikle Midyat. Midyat ve çevresi, Turabdin bölgesi dediğimiz çevre %90'ı
bir şey vardı, nüfus kitlesi vardı. Tabii dediğim gibi göçlerden sonra azaldı. Azalma olunca aslında bölgenin balansı bozuldu, öyle diyebilirim. Benim hep rahatsız olduğum bir şey vardır, birkaç zamandır. Bunu hakikaten gerekirse cevaplamayabilirsiniz, ben de sormamış olurum. İstanbul'da bulunuyorum 30 yıldır. Böyle Süryani arkadaşlarım, dostlarım da oldu. Ama ilk anda Süryani olduklarını söylemediler. Hatta çok yakın bir sanatçı dostum da var. Benim Süryani olduğumu bilmezler ki derdi. Bu yıllar boyunca. Böyle neden sizce böyle? Hatta isim değişikliği vardır ya. Mesela sizin isminiz tabii ki Süryani cemaatine yakın bir isim. Zaten az önce de anlattınız. Peki bir anlamda neden o arkadaşlar isim değişikliği yapmışlar? Ve Süryani olduklarını dakikalar sonra ya da günler sonra söylemek durumunda kalmışlar. Yıllar sonra da belki. Ya da yıllar sonra. Evet. Neden? Öyle yani zordu tabii. Yani hayat zor olunca insanlar da tabii ürküyor, korkuyor, siniyor bir şekilde. Ama son 10 yıldır biraz daha iyi durumda herhalde herkes. Sanki daha rahat, kendini ifade edebiliyor. Tabii çoğulculuk gerçekten herkes gördü ki bizim kodlarımızda olan bir şeydir. Yani tek tip şey bize yakışmaz. Hem yakışmaz hem bizim işimiz değil. Bu topraklar. Türkiye tabii bu topraklar için söylüyorum. Aslı olan bence doğru olan herkesin kendi bölgesinde olsun, Türkiye çapında olsun, bölgede olsun. Kendi dinini, kültürünü, örf adetini, dilini istediği kadar yaşaması ve yaşatması. Ve bence bizi kurtaracak en yegane temel yol budur. Bizi biz yapan, evet. Bizi güçlü kılan felsefe budur bence. Ve bu bize yabancı olan bir şey değildir. Bizimle aslında yaşıyor, kodlarımızda var. Ama zaman zaman işte sekteye uğratıyoruz. İşte onu ihmal ediyoruz. Sayın Metropolit, biz İstanbul'da orada yaşadığımız için çok görüyoruz, duyuyoruz. Özellikle Ermeni ve Rum cemaat vakıflarının mallarına el konmuş, tahrip edilmiş, tapular üstüne geçmiş, pek çok rezalet yaşanmış yıllar boyunca. Sonraki yıllarda tabii telafi edilmesine çalışılmış. Sizin bu bölgede özellikle toprakla ilgili meseleniz oldu mu? Kendinize ait sadece ruhani topraklardan söz etmiyorum. Yani vakıflar vardır. Daha özel bölgeler vardır. Bir dairem ona... Evet. Ona ilişkin şikayetleriniz var mı? Veya hala tabii, çözemediniz? Aslında şikayetten çok hani biz hani bu bir gereksinim, bu bir ihtiyaç. İhtiyacın giderilmesi öyle diyelim. Zaman zaman biliyorsunuz dünyada savaşlar olur, gider gelir, işte değişir. Memleketler gider gelir, işte uygarlıklar el değiştirir. Ama nihayetinde insanlar o toprağın evlatlarıdır. Hangi yönetim olursa olsun o elindeki hakkın elinden alınması söz konusu olmaması lazım. Biz aslında bunu yaşıyoruz Süryani toplumu olarak. En az 5500 yıllık bir mazisi olan bir toplumun tabii ki birçok arazisi, işte kilisesi, manastırı tabii ki şu anda elimizde yok. Değil. Değişik nedenlerden dolayı. Bütün bunları ele aldığınızda tabii var. Tabii sorun var. Çözülmesi gereken sorunlar var. Ve bunları bir şekilde çözmek lazım. Yani artık devletçe, hükümetçe, toplumun da vereceği destekle bence bu da önemli. Çünkü hani mahalle eğer sizinle iyiyse, ilişkileri iyiyse yansıyor, yansıması olur mesela. Hükümete olur da devlete de olur. Sayın Metropolit, aslında bu milliyetçilik dalgası 20. yüzyıla damgasını vurdu ve bir anlamda bütün toplumlara bir tek tip elbise giydirmeye çalıştı. Çoğulculuktan uzak bir yapı çıktı ortaya. Türkiye bundan çok nasibini aldı ve renklerini kaybetti. Yanlış politikalar uygulandı ama Türkiye zannediyorum bunun farkına varmaya başladı sizin de belirttiğiniz gibi. Bugün ilk defa şimdi Mardin'de Süryanice öğretilmeye başladığını görüyoruz üniversitelerde. Bir işte Süryani olduğunu artık gizlemek dediğiniz gibi artık gerekmez noktaya doğru taşınıyoruz. Bir yumuşama belki siz de hissediyorsunuz. Bu ne kadar bizi eski topluma taşır, ne kadar Türkiye çoğulcu bir toplum olabilir? Bütün bu gelişmelerden memnun musunuz?
Biraz da bugünün Türkiye'sinden ve Mardin'inden bahseder misiniz? Evet, tabii Mardin gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir örnek. Siyasetten uzak, öyle diyelim. Toplum arasında gerçekten büyük bir kaynaşma var. Eğer siyaseti konuşmuyorsak. Evet. Toplum kendi arasında Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle, Süryanisiyle, her şeyiyle aslında barış içinde yaşayan bir gelenek sürdürüyorlar. Tabii bu bazen şimdi politize edildiği zaman biraz bozuluyor. Ayarlar bozuluyor. Ama doğal akışıyla hayat güzel bir şekilde devam ediyor. Ha, eksiklik var mı? Var. Yapılması gerekenler var mı? Var. Aslında dil kültürümüzde bile mesela bazı şeylerin bertaraf edilmesi, mesela hoşgörü kelimesi gibi. Kim kimi hoş görüyor mesela? Orada bir aşağılama ilişkisi var. Biz de rahatsızız. Ha, eğer biz kendi kendimizi mesela beni olduğum gibi özümsenirse, kabul edilirse odur hoşgörü. Hem de ben karşımdaki insanı, kardeşimi, Kürdü, Arabı, Lazı, Çerkezi, Türkü olduğu gibi kabul edersem, özümsersem o zaman hoşgörüdür. Bu mesela aslında dille başlamak lazım. Bu nasıl olur? İşte ilkokuldan başlıyor biliyorsunuz. Bu empatiyle olur. Empatiyle olur. İsveç'ten dönenler ne kadar yoğun dönüş talebi var? Size de geliyordur muhtemelen. Tabii ki cılız da olsa Süryanilerin tekrar bölgeye yönelmesi, burada kalması tabii bizi mutlu ediyor. Hem sadece bizi değil, bölgeyi, Türkiye'yi. Benim bildiğim birçok binlerce kişi aslında Avrupa hayatından bıkmış durumda. Dönmek istiyor. Yani. Dönmek istiyor ama nasıl dönecek? Hoş. Çocuğu olmuş, işi olmuş, gücü olmuş, zengin olmuş, oranın şartlarını ayak uydurmuş. Mesela kendisi gelmek istiyorsa eşi gelmek istemiyor, çocukları gelmek istemiyor. Ama Türkiye'nin şartları düzeldikçe, Türkiye normalleştikçe bence bu geri dönüş daha da hızlanacak. Ben Nebil'den farklı olarak ben Ankara'da yetiştim. Tabii İstanbul daha coğrafi olarak da, kültürel olarak da çok kültürlüye çok daha müsait bir kent. Ankara'da mesela benim hiç Süryani arkadaşım olmadı. Süryanice bir kelime bilmiyorum. Şimdi 6000 yıldan söz ediyorsunuz. Bu toprakların çok kadim bir halkından söz ediyoruz ama biz bir kelime bilmiyoruz Süryanice. İstanbul'da yüzlerce Çin lokantası var. Bir tane ben Süryani lokantası tek tük varsa bilmiyoruz. Bir Süryanice müzik bunca zaman duymadık, dinlemedik. Bir Süryan düğününe konuk olmuyoruz. Bu hayat, canlı hayat dönebilir mi Türkiye'ye? Gerçekten Süryaniler yeniden bu ülkenin kadim bir halkı olarak, kültürel olarak bu ülkenin derinliklerine tekrar nüfuz edebilir mi? Ne dersiniz? İyimser misiniz Türkiye'nin geleceğini? Tabii Süryanilerin gönlünde yatan budur zaten. Yani bize eğer düşüyorsa biz yaparız. Yapabilirsek tabii ki. Ama bence bu tamamen Türkiye'nin bir istememe şeyidir. Yani Türkiye derken devlet olarak, hükümet olarak, toplum olarak, toplumlar olarak gerçekten buna ne kadar müsaitiz, buna ne kadar uygunuz, ne kadar istiyoruz. Şimdi öyle bir insan var ki mesela topluluğu var ki İsveç'te, Almanya'da 40 yıldır buraya gelmemiş. Buradan gittiği zamanın şartları hala aynı işte. Hala beyninde, zihninde. Onun için tabii biz de her zaman ziyaretlerimize İsveç'e olsun, Avrupa'ya olsun gelin görün bak şartlar biraz değişti, adımlar atıldı. İşte gerçekten de yani çok değişti. Yani 15-20 yıla göre bunlardan bahsedemiyorduk. Bu programı yapamazdık mesela. Yapamazdık. Ha, şimdi onun için bunlar da iyi adımlardır. İyi, güzel bir başlangıçtır ama tabii sonunu getirmek lazım. Kardeş yani, türküleri dinliyor musunuz hiç? Dinlediniz mi kardeş türküleri? Bir iki kere dinledim evet. Süryanice türküleri evet, var dinliyor. Beğeniyor evet. musunuz? Süryani müziği çok güzeldir. Zaten Arapçanın, Türkçenin müziğinin şeyinde, kodlarında Süryanilik, Süryani müziği de dolaşıyor. O var o şeyde. Hani bölge müziği olduğu için en kadim müziklerden biri olduğu için orada da dolaylı yolda olsa bulabiliriz. Müsaadenizle o zaman biz biraz sonra Süryani müziği dinlemeye gideceğiz kardeş türkülerden. Akşam da yani arkasından da Süryani yemeği yiyeceğiz.
Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sadece Süryani müziğini değil, Mezopotamya'da, Anadolu'da dinlenen pek çok türküyü de dinlemeye koyuluyoruz Mardin'de. Arapçadan Türkçe'ye, Ermenice'den Kürtçe'ye ve Türkçe'ye deyim yerindeyse kardeşlik türkülerini, kültür yolcularının konuğu olarak Mardin'e gelen Kardeş Türküler grubu seslendiriyor bir bir. Binlerce sırrı barındıran, uçsuz bucaksız Mardin Ovası'na üfleniyor türküler. Ve sanki sesini yitiren şehre selam veriyor. Türkülerin dilinde bazen koyun kurtla geziyor, bazen de aslan ceylanla omuz omuza duruyor. Bir gezginin çığlığıyla bir zanaatkar selamlaşması anlatılıyor akıp giden melodilerde. Yani Mardin'de hangi dil konuşuluyorsa, ne yaşanmışsa, ne yaşanıyorsa türküler anlatıyor adeta. O türküler ki kardeşi kardeşe yakınlaştırmak istiyor. Bu topraklarda asırlardır söylenen ağıtları, ezgileri ve coşkuyu, yıllardır sahnelerde haykıran ve pek çok barış ödülü alan ve kültürler arasındaki alışverişin adeta müzik yolcusu olan Kardeş Türküler grubu. Kardeş Türküler ki her konserleri bir gökkuşağı misali her renkten dinleyiciyle dolup taşıyor yıllardır. Asıl olan kafalardaki sınırları kaldırmak diye başlıyorlar sahne gösterilerine. Kardeşlik içinde bir arada yaşamaya çalışan kimlikler arasındaki kutuplaşmaya ve gerilime müzikle cevap veriyoruz diyorlar her defasında. Binlerce seyircinin tempo tutarak dinlediği, izlediği Kardeş Türküler konserleri hep özlemi çekilen Türkiye buluşmasına adeta bir çivi çakıyor her defasında. Her türlü engelin, şiddetin, yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve etnik ayrımcılığın üstesinden müzikle ve duyguyla gelebileceğini kanıtlıyorlar. İşte kültür yolcuları Mardin'e bu ahir zaman müzik yolcularıyla varıyor. Dillere ve kadim kültürlere vefalı bu müzik grubuyla kenti tanımaya çalışıyor. Binbir çeşit ayak izinin geçtiği bu daracık sokakları, sarı taşlı merdivenleri, gölgeli avluları birlikte arşınlıyorlar. Kardeş Türküler sadece kitaplardan okuduklarıyla değil, yerine giderek, oradaki halkla bir araya gelerek de çok kültürlük barındıran bu coğrafyanın ezgilerini öğreniyor ve repertuarlarına ekliyorlar. İşte onlara göre Mardin de bu kentlerden biri. Mardin bu memlekette çok özel şehirlerden birisi. Sırf müziğine baktığınızda bile çok önemli ipuçlar içeriyor. Hani şey vardır ya, türküler ve Alaturka müzik diye bir ayrım vardır. Bir dönem sonra çok keskin bir ayrım oluşmuştur. Mesela biz buradaki müziğe baktığımızda türkü de söylense cümbüşle söylenebiliyor, kanunla söylenebiliyor. Birden Osmanlı müziğinden türkülere geçebiliyorsunuz. Birden farklı bir dile geçebiliyorsunuz. Bir dilde, üç farklı dilde. Bir müziğin üç farklı dilini duyabiliyorsunuz. O iç içe yaşanmışlığın, bunun başarılabildiğini hissediyorsunuz. Ya
Kardeş Türküler konserlerinde geçmişten bugüne ne değişti? Onlara göre toplumsal barış bir hayal mi ya da çok mu yakın? Çok böyle masalsı konuşmamak lazım. Maalesef toplumsal barış denen şey, şimdi herkes kardeşiz falan diyor da o toplumsal barış denen şey, birbirine tepeden bakmama hali falan, bunlar çok zor şeyler. Ama biz bunun başarılı dönemlerin olduğunu da biliyoruz. Başarılabileceğine inanmak istiyoruz, yoksa bu memlekette yaşanmaz. Sonuçta bir savaş olduğunda tamam bir şey olur, sonra bu insanlar bir şekilde öyle de böyle bir arada yaşamak durumunda kalıyorlar. Yani bizim umudumuz aslında o. Yani o şey değil, o yüksek siyasetin, işte savaşların, hükümranların dili değil. Halklar ne yapıyorlar? Orada da zaten yani Coşkun abi de görmüştür. Yani şeyin, kültürlerin, işte yemek kültüründen tutun, müzik kültürüne bilmem, en zengin olan yerler genelde bu karışmanın olduğu, melez yerler. Türkiye'de Süryanice müzik yapan tek topluluk olma özelliğini de taşıyan kardeş Türküler, Mardin'in dağ köylerine kadar gidip araştırma yaptıklarını ve karşılarına daha çok dini müzikler çıktığını söylüyorlar. Sohbetimizin sonuna doğru daha önce örneği olmayan bir durum yaşanıyor. Mardin Süryani Metropoliti Saliba Özben sürpriz yapıp sohbet terasımıza geliyor ve kardeş Türküler korosuna katılıyor. Süryanilerin asırlardır söyledikleri Uşano ilahisi gökyüzüne bırakılıyor hep birlikte. Vam nasrin Uşano breknehlayo Lomor laudabre redavid mlekhisroyen Uşano Uşano Ya beb haleluya la bred David Uşano el melkodati Lohtish buhto o barhayo lohtav ditho ithyo gay Uşano melkedis roye Bravo. Harika. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Asırlık, hatta bin yıllık Mezopotamya müzikleri Mardin semalarına karışırken gök kubbede gün batıyor yavaş yavaş. Kentin şiirlere, destanlara konu olan ünlü kızıllığı mavinin üzerine bir şal gibi seriliyor. Türküdeki gibi kardeşlik kenti Mardin'de artık gün akşam oluyor. Şimdi ılık bir bahar akşamında yüzlerce, binlerce yıldır yorgun bir yolcu gibi buradan gelip geçen kültürlerin bıraktığı ve her birinden tek tek izler taşıyan lezzetlerle donanmış bir kardeşlik sofrasına oturma vakti. Keser min dost ricleyye alay
yarımın dost Necleyya. Alay.